Frekans ortasından merhaba, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bloomberg HT ekranlarında önümüzdeki bir saat boyunca birlikte olacağız. Hem sektörel değerlendirmeler alacağız hem de piyasalara bakacağız. Öncelikle son dönemde tabii ikinci el piyasasında yapılan yeni bir düzenleme vardı. Bunu konuşmak ve tabii ki araç sektörüne, otomobil sektörüne ilişkin diğer gündem maddelerini konuşmak üzere arabam.com CEO'su Arda Ayvaz'a gidiyoruz. Arda Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bu ikinci el araçların bir yatırım aracı olarak değerlendirildiği bir süreçten geçtik. Ve Ticaret Bakanlığı da bu ikinci el araç fiyatlarının sıfır liste fiyatlarından yüksek belirlenmesinin önüne geçmesini sağlayan bir düzenleme açıklamıştı. Bu konuyla ilgili sonrasında da hani tabii ki bazı sesler yükseldi ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Size yansıması nasıl oluyor bunun? Sektörü nasıl etkiler? Tabii ki. Öncelikle isterseniz biraz bu yönetmeliğin ardındaki sebepler ne, piyasa dinamikleri neydi? Çok kısa bir onlardan bahsederek ben söze gireyim. Rakamsal olarak baktığımızda özellikle bu senenin ilk 5 ayı çok hareketli geçti. 4.8 milyon ikinci el, 864 binde sıfır motorlu araç ticareti gerçekleşti. Bunu son 5 yılın ortalamasıyla kıyasladığımız zaman ikinci elde ortalamanın %30, sıfırdayız, ortalamanın %80 üzerinde aslında bir ticaret hacminden bahsediyoruz bu sene başında. Yani bahsettiğiniz gibi aslında çok ciddi bir hareketlenme oldu piyasada. Ve tabii ki bu fiyatlara da yansımış oldu. Fiyatlama arabam.com için çok önemli bir konu. Aynı zamanda önemli bir ürün. O yüzden pek çok analiz yapıyoruz bu konuda. Ve sene başından beri ortalama fiyat endeksine baktığımızda araç fiyatlarının %60 arttığını gözlemliyoruz. Örneğin bunu dolar kuruyla kıyasladığımızda bu %40 seviyelerinde. Aslında tam da bu fiyat farkı bize niye araç piyasasının hareketlendiğini anlatıyor. Ve bu sebepten dolayı da zaten parasının değerini kullanmak, korumak isteyen bireysellerin arabaları bir yatırım aracı olarak kullanmaya başladığını gördük. Özellikle bu senenin öncesinde, yani başlarında Mart'tan itibaren İkinci el araç piyasasında fiyatlar sıfır araçların çok daha önünde gitmeye başladı. Bunun sebebi ise çok daha fazla ticaretin döndüğü daha likit bir piyasa olması. Yani kurdaki yükseliş beklentisi ikinci el fiyatlarına doğrudan Mart ayından itibaren yansımaya başlarken genelde liste fiyatları ve kur üzerinden fiyatlanan sıfır araç listeleri bunu Mart'tan itibaren yansıtmaya başlamadı. Bu da o ikinci el ve sıfır araç arasındaki fiyat farkının ciddi açılmasına yol açtı. Ve sıfır araç bulunma konusunda da sıkıntılar yaşanınca ikinci el araç fiyatları aslında daha önce çok da görmediğimiz bir şekilde sıfır araçların üzerinde seyretmeye başladı. Yani son birkaç aydır aslında gündemde olan ve bu yönetmeliğin de arkasında olan sebep tam olarak aslında bu fiyat dinamikleri. Peki. Olmuş oldu. Yani bunu çok teşekkürler hani bu sebepleri paylaştığınız için, gerçekten de çünkü çarpıcı fiyat artışları, faiz fiyat artışları gerçekleşmişti. Bu adımla beraber, bu düzenlemeyle beraber şimdi acaba hani o günden bu yana birkaç hafta geçti üzerinde nasıl bir dinamik oluştu sektörde? İşe yarıyor mu? Amacına ulaşıyor mu? Tabii. Öncelikle şunu söylemek lazım. Genel olarak piyasada bir normalleşme Haziran itibariyle görmeye başlıyoruz. Örneğin Haziran'daki ticaret hacmi bir önceki ay Mayıs'a göre %20 aşağıya geldi. Fiyatlardaki artış daha azalmış olsa da devam ediyor. Ama bu az önce bahsettiğim sıfır araç ve ikinci el araç ilanlarındaki fiyat farkı artık kapanmaya başladı. Yani sene başından itibaren artışlara baktığımızda bunlar aslında olması gerektiği yere gelmiş gözüküyor. Bunlar güzel haber ve piyasadaki aslında normalleşmeyi bize sinyalliyor. Tabii burada birkaç aslında düzenlemesi oldu bakanlığın bu senenin başından beri. Bunlardan 3 tane düzenleme var aslında. Bir tanesi 6 ay 6 bin kilometre kuralı. Diğeri bireysel satışlarda 1 yıl içerisinde 3 satış yapabilme limiti. Ve son olarak da son geçen hafta içinde gördüğümüz sıfır araç fiyatının üzerinde ikinci el araç pazarlamanın önüne geçilmesi. Tüm bunlar aslında sohbetimizin başında bahsettiğimiz sebepleri doğrudan adresleyen düzenlemeler. Ve
son bir hafta içerisinde bu sıfır aracın üzerinde listelenmiş ilan sayısına baktığımızda da kendi platformumuzda bu sayının %82 kadar azaldığını biz geçtiğimiz hafta içerisinde gözlemledik. Kısacası aslında bu düzenlemelerin etkilerini piyasada yansımalarını görmeye başlıyoruz diyebilirim. Evet, burada tabii hani arka yoldan dolanmak isteyenler her zaman olabiliyor. Bunun önüne geçmek isteyenler olabiliyor. Bunları çok görüyor musunuz ve bunların tespiti nasıl sağlanıyor? Hani bununla alakalı olarak alınan önlemler var mı acaba sitelerde? Tabii ki bu arada bu konuda ve yönetmeliğin uygulanması konusunda biz de Ticaret Bakanlığı ile doğrudan temaslarımız var ve onlarla işbirliği halinde çalışıyoruz. Ve tabii ki araç ticaretini daha şeffaf, daha güvenli hale getirmeyi misyon edinmiş bir platform olarak da zaten bunu yapmaya da kullanıcılarımıza borçluyuz diyebilirim. Tabii ki sizin dediğiniz bir gerçek. Burada yüz binlerce kişinin aslında pek çok farklı kanaldan yapabileceği bir serbest ticaret faaliyetinden bahsediyoruz. Ve bunu tamamen kontrol altına almak kolay bir efor değil. Ama dediğim gibi hem bizim gibi platformların desteği hem de burada bu düzenlemelerin niyetini düşünecek olduğumuzda doğru yöne ilerlediğini söylemek mümkün. Burada tüm paydaşların desteğiyle hem kayıt dışı ticaretin burada azalıp daha dengeli, daha güvenilir bir ticaret ortamına geçiş yapmamız için olumlu olacak diye düşünüyorum. Evet, biraz da sektörün diğer bileşenlerinden bahsedelim. Oradaki dinamikleri konuşalım dilerseniz. Son dönemde kurda bir artış yaşanıyor. Seçim sonrasında biraz daha kurun yukarı gittiğini gözlemledik ki bu hafta yine dolar TL'nin yeni rekorlara imza attığı bir haftaydı. Nasıl yansıyor acaba bu dövizdeki yükseliş? Başta bahsettiğim gibi dövizdeki yükseliş aslında doğrudan araç fiyatlarını etkiliyor diyebiliriz. Yani etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Hem sıfır kilometre araçların liste fiyatlarına gecikmeli de olsa doğrudan yansıyan ikinci el piyasasına da aslında oradaki fiyat beklentileri açısından direkt yansıyan ekonomik bir gerçek. Dolar kurları. O yüzden genelde bir kur artışı olduğunda bunun hemen hemen doğrudan ilan fiyatlarına yansıdığını görmekteyiz. Tabii bununla birlikte fiyatı etkileyen başka faktörler de olabiliyor. Bu senenin başındaki gibi sadece kurun seviyesi değil, kur seviyesinin nereye gideceğine dair beklentiler bile bazen piyasaya doğrudan pozitif ya da negatif yansıyabiliyor. Evet, bunların hepsini takip ediyoruz. Bir taraftan da pandemi sonrasında dünyada bir çip krizi yaşanmıştı. Özellikle araç otomobil sektörünün de dünya çapında etkilendiğini gözlemledik ve burada işte tedarik konusunda bazı sıkıntılar oluşmuştu. Bu tamamen artık hani pandemi etkisi, çip krizi bunlar sona erdi. Tamamen sektörün önündeki o engeller kalktı diyebilir miyiz? O durumda hangi aşamadayız acaba? Tabii ki yani son 2 senedir yaşadığımız seviyelerle kıyaslanamaz. Problem tamamen bitti diyebilir miyiz? Tabii ki bu üretici bazlı, model bazlı farklı tedarik zorlukları hala devam edebildiğini söylemek mümkün. Ancak bu sene ki sıfır araç ticaret hacmine baktığımızda ve oradaki arz seviyelerine baktığımızda tarihsel olarak aslında sıfır araç piyasası en hareketli dönemini yaşıyor. Ve burada talebi karşılamaya bazen yetmiyor olsa bile Türkiye'deki son 5 seneyle kıyasladığımızda oldukça yüksek seviyelerde olduğunu arzın söylemek mümkün. Bununla birlikte tabii ki global çok fazla trend ve tedarik zincirini çok fazla etkileyebilecek konu var. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş gibi. Bunların etkileri dediğim gibi üretici ve model bazlı gözlemlemekteyiz. Evet, peki yani piyasalarda hani biraz önce söylediğiniz hani Haziran ayı itibariyle birazdan normalleşme görülüyor şeklinde ama acaba hani bu normalleşmenin kalıcı olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle işte yurt içi piyasalarda hani hem Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu bu önlemlerle beraber hem de tabii az önce konuştuğumuz kurdaki artış ve yeni ekonomi dinamikleriyle beraber bu normalleşme sizce devam edecek mi? Ne dersiniz? Şu anki trend o yönde. Yani sene başındaki o çok kızışmış piyasadan
biraz daha normalleşmiş bir piyasaya doğru gidiyoruz. Ama tabii ki bunu etkileyen çok fazla faktör var. Sizin az önce bana sorduğunuz kur konusu çok önemli. Buradaki stabilleşme araç fiyatlarının yönünü doğrudan etkileyecektir. Yine en az kur kadar araç fiyatlarını etkileyen bir konu tabii ki de vergiler. Burada ÖTV oranlarının ne olacağı ya da bu yöndeki beklenti yine araç fiyatları üzerinde belirleyici olacaktır. Bunun yanı sıra tabii ki alım gücüyle ilgili konular, son bir asgari ücret güncellemesi yapıldı. Bu alım gücü açısından olumlu bir hamle. Yine buna paralel olarak taşıt kredilerinin ne kadar ulaşılabilir olduğu da yine burada sektördeki fiyat dengesini belirleyen diğer önemli bir konu olacak. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduklarınız için. Otomobil sektörünü değerlendirdik. Arabam.com CEO'su Arda Ayvaz'la beraber ve şimdi biz Bloomberg ET araştırma analisti Burcu Kıratlı'ya gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu hoş geldin Hoş bulduk, yayınımıza. Şimdi tabii önümüzdeki hafta merkez bankaları açısından çok kritik bir hafta olacak. Biz bu hafta bizimkini geride bıraktık ama Reyhan. gelecek hafta hem Avrupa Merkez Bankası var, hem Fed'in faiz kararı var, Japonya'nın var, İngiltere'nin de var sanırım. Bir sonraki. Bir sonraki hafta mı? Yani orada hani enflasyon beklentileri nasıl şekilleniyor? Bu merkez bankalarından nasıl adımlar bekliyoruz? Piyasalar nasıl etkilenebilir? Senden dinleyelim. Şimdi biz dediğin gibi ilk önce yurt içinde gündem bir kere kendi içimizde çok meşguldük. Biraz daha böyle yurt dışında özellikle Avrupa tarafını biraz daha böyle es geçtiğimiz bir hafta oldu. Amerika tarafında da bilanço sezonunu takip ettik. Fakat bu hafta özellikle Avrupa tarafında önemli datalar geldi. Bunlar da enflasyon verileriydi. İşte bugün İngiltere'de yine perakende satışlar verisini takip ettik. Çin'in teşviklerine dair ekonomiyi canlandırma adımlarını takip ettik. Bir de tabii Japonya hükümetinin bu hafta Ueda'nın açıklamalarını takip ettik. Önümüzdeki Cuma Boj'un toplantısı var. Şimdi burada Japon yeni, dolar Japon yeni ve özellikle yene dair varlıklarla ilgili de birkaç tane değerlendirmede bulunmak lazım. Çünkü dolar Japon yeninde dolar yene karşı değer kazanıyor. Yani yen aslında bütün para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam ediyor. Neden? Ultra gevşek para politikası ve Ueda'da bunun sinyallerini önümüzdeki hafta devam edeceğini verdi. Burada neden devam etmeyebilir yönünde artık soru işaretleri vardı. Çünkü enflasyon hedeflemeleri vardı. Şimdi enflasyon hedeflemesi derken Japonya bir süredir enflasyon yaratmak isteyen bir ülkeydi. Çünkü iş talebinin oldukça cansızlığından yakınıyorlardı. Bir türlü iç talep büyüyemiyordu ve enflasyon hedeflemesi dünya genelinde düşürülmeye çalışan bir seviyeyken Amerika gibi, Avrupa gibi, İngiltere gibi ülkelerde Japonya'da çıkılmaya çalışan bir seviye olmuştu. Dolayısıyla bunun için de ultra gevşek para politikasını sürdürüyorlardı. Şimdi ancak buradaki manşet tüketici enflasyonu %2,6'ya ulaşacağı bildirilmiş bu yılın sonunda ki bu enflasyon hedeflemesinin birazcık üstünde ve Ocak ayında öngörülen de 1,7'ymiş. Yani birazcık üzerine çıkmışlar. Yani burada artık enflasyon hedeflemesine yaklaştınız. Hani artık vazgeçebilir misiniz diye Ueda'ya soruyorlar. Başarıyla sürdürdük. Şu an vazgeçmeyi düşünmüyoruz yönünde açıklamalar yapıyor. Bu tabii diğer taraftan Japon varlıktan olan ilginin artması demek. Şimdi biz yılın başından beri yükselen endeksleri konuşuyoruz. Nasdaq bunlardan bir tanesi, yapay zeka analisti ve S&P'di. Bir diğeri de Hindistan ve Nikkei endeksleriydi. Şimdi burada yeni zaten ucuz olması aslına bakarsa yen cinsi varlıklara yani kendi ülkelerine olan hem hisse senetlerine hem tahvillerine olan talebini de arttırdığını söylemek lazım. Dolayısıyla aslında rekor kıran bir Nikkei endeksi de gördük ve hatta şimdi grafikten de görüleceği üzere dolar yen paritesinde orada Japon 10 yıllık tahvillerine de ciddi bir giriş orada beyaz çizgiyle olanın oranın da yükseldiğini görüyoruz. Fakat burada biraz ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. Şimdi enflasyon tahminini yükselttiğiniz zaman enflasyon biraz daha hani zararlı etkiler bu ekonomik büyümeye de zarar veriyor. Buradaki deflasyonist görünüm değişerek işte %2 enflasyon aşacağını işaret etti. Diğer taraftan da büyüme beklentisi için Mart 2024'te sona eren işte cari yıl için %1,5'tan 1,3'e çekilmiş. Büyüme anlamında da birazcık fedakarlık ediyorlar gibi gözüküyor. 2024-2025 mali yılında da %1,9'a
öngörüyorlar büyümelerini. Dolayısıyla şuradan şunu anlıyorum ben. Japonya bir süre daha bu gevşek, ultra gevşek diyelim para politikasını izleyerek enflasyonun biraz daha hedeflerinden yukarıya çıkmasına izin vererek dünyanın sıkılaşmaya çalıştığı bir ortamda hızlıca direksiyon değiştirirse o %2 enflasyon hedeflemesinin de altına muhtemelen geçeceğinden çekinerek bunu bir süre daha sürdürmek istediğini anlıyorum. Ne uğruna? Büyümeden biraz daha fedakarlık etmek uğruna aslına bakarsak. İç talepte de canlanma olduğunu da görüyorlar. Bu arada gelen diğer makro verilerden de aslında bu perakende satışlar vesaire gibi verilerin çok çok da ciddi aslında düşmediğini görüyoruz. Büyüme hedefinin de 1.5'ten 1.3'e çekilmesi aslında çok majör bir şey değil. Yani enflasyon %2.6 ama enflasyondan burada fedakarlık edilen oran %1.2 gibi bir oran. Dolayısıyla Japonya'da biz muhtemelen ki öyle zaten yıl sonuna kadar ultra gevşek para politikasının devamını ve yan cinsi varlıklara da ilginin buradan bu anlamda süreceğini de söyleyebiliriz Reyhan. Gelelim Avrupa tarafına şimdi Perşembe günü. Burada şimdi Euro bölgesinde Haziran'a enflasyon verilerini almıştık. 6.1'den 5.5'a geriledi. Fakat burada manşet rakam geriledi ama çekirdek rakamda bir hala miktar yüksek, hala mi? Yüksek. Ya ben burada aslında bu veri geldiğinde, bu çarşamba günü veri geldiğinde biraz daha Avrupa tarafını daha kontrolü altına almış mıdır diye düşündüğüm bir veriydi. Fakat ama tam tersi oldu. İngiltere tarafında tam tersi oldu. Evet. Euro bölgesi tarafında biraz daha yüksek çıktı. Çekirdek Mayıs'ta 5.3 olmuştu. Haziran'da 5.4'ten 5.5 revize edildi. Bu tabii yukarı yönlü revizyon veya sürpriz. Şimdi gelecek haftaki toplantıda daha sert bir faiz artışına sebep olur mu tartışmalarını tekrar başlattı. Bu kadar da birden hani ben sert olması için yapabilecekleri anlamda da bir sebep görmüyorum. Fakat %2 enflasyon hedeflemesinden giderek uzağa gitmeleri burada biraz daha Avrupa Birliği tarafının elini zayıflatan bir unsur. Geçtiğimiz günlerde büyüme rakamları tarafında revizyon geldi. Büyüme resesyondan çıktılar. En azından teknik resesyonda değiller. Fakat buradaki bu çekirdek enflasyon rakamlarıyla bir de şurada aslında sıkıntı var. Gıda fiyatlarındaki artıştan genel anlamda bu enflasyon artışı olmuş. Dolayısıyla Haziran ayındaki gıda fiyatlarındaki artış, yakıt fiyatlarındaki düşüşe rağmen çekirdek enflasyon, zaten çekirdek bunların içinde değil ama manşet rakamdaki bu düşüşe rağmen çekirdeğin yükselmesi bana biraz daha bu bölgede özellikle şimdi petrol fiyatları da FED faiz artırımının sonuna geldi mi diye hem de arz kısıntılarıyla beraber ufak ufak orada bir hareketlenme var. Dolayısıyla gıda fiyatlarında bir hareketlenme var. Neden işte tahıl koridoru anlaşması sona erdi. Diğer taraftan El Niño var. Bunlar hep gıda fiyatlarında diğer taraftan artırıcı unsurlar. Dolayısıyla Avrupa bölgesinde önümüzdeki kışta ben biraz daha enflasyonun daha yüksek şekilde manşet rakamlarda da belki biraz daha düşürülme konusunda zorlanabileceğini ve Avrupa'nın özellikle biraz daha bu konuyla ilgili daha zor baş etmekte zorlanacağını düşünüyorum ki hisse senetlerinin performansında ve şu anda da bunu görür vaziyetteyiz. En kontrol altına alan Amerika'da şu anda işte ralliler yaparken hem S&P hem Avrupa senetleri veya fiyat kazanç oranları ortalamaların altında seyrediyor hala S&P'ye göre. Geliyorum İngiltere'ye. İngiltere'de şimdi manşet rakam yine beklenti yapar ama çekirdekte bu sefer düşük geldi. 6.9 geldi. Bu Mart 1992'den beri en yüksek seviyesiymiş Reyhan. Yani İngiltere'de 1992'den beri bu kadar yüksek enflasyon yaşamamış. Şimdi burada tabii onların da bir sonraki 3 Ağustos'ta faiz artırımları. Burada biraz daha agresif yapmalarını bekleyebiliriz. Burada şimdi manşet rakamda 7.2. Burada yine hizmet sektöründe ve yine gıda fiyatlarında olan artıştan enflasyon yarattığına bakıyoruz detaylarında. Biz aslında dünyada hizmet sektörü şu anlamda önemli. Hizmet sektörünün enflasyonu düşmüyor. Ve zaten PMI rakamlarını da alırken hep seninle de yayınlarda Çin'de de konuşuyorduk. İmalat tarafında daralmalar var ya da istenilen gibi olmuyor ama evet. Hizmetler tarafında canlılık da PMI'ler hep dolayısıyla bu hizmet enflasyonu da demek aslında bakarsan. Ve yine gıda fiyatlarına geliyorum. Burada da yine gıda fiyatlarından olmuş. Dolayısıyla bu gelişmelerle birlikte önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında olası bir artış hem
manşet rakamları da yine yukarı çekecek bir unsur. Bir de perakende... Burada da yani hani o tahıl koridorundaki anlaşmanın şu an itibariyle kalkmış olması, dün Avrupa Birliği'nden hani bu konuyla ilgili bir uyarı geldi. Yine yükseltici bir rol olarak karşımıza çıkabilir herhalde, değil mi? Kesinlikle çıkıyor. Zaten Avrupa Birliği farkındaysan en çok itiraz eden hep böyle bunun yapılmaması gerek diye. Tabii orada başka çekinceler ve işte nasıl diyelim dinamikler söz konusu ama Avrupa'nın özellikle bundan en çok yara alacak olan kıta olduğunu, bölge olduğunu söyleyebiliriz tabii. Bir de İngiltere'de bir de ücretler ve işsizlik rakamları çok dikkat çekici. İşsizlikteki hala bu düşüş, yani işsizlik oranı hala makul seviyede, ücretler enflasyonu hala artıyor. Bugün perakende satışlar verisini aldık. 7% artmış, 2% artması bekleniyordu. 2%'den 7%'lik bir artış. Canlılık adına olumlu ama tekrar enflasyonist bir baskı adı anlamında yine yüksek bir veri. Dolayısıyla biraz bundan sonraki dönemde tüketici güveni rakamlarının da biz muhtemelen düşmeye başladığını göreceğiz. Dolayısıyla biz aslında yaza girerken belki düşük emtia fiyatı, düşük gıda fiyatlarıyla beraber bu atılan hamlelere rağmen enflasyon buralara geldi. Bundan sonrasında gidebilecekleri alan yıl sonuna kadar fazla kalmayacak. Dediğim gibi fiyatlar artmaya başlarsa bu sefer iş biraz daha içinden çıkılmaz hale gelebilir. Şu resmin içerisinde bu üç anlattığım ülke içerisinde tabii Fed'i ayrıca konuşuyor oluruz ama en istikrarlı ve en hedeflerinde giden aslına bakarsan Japonya örneği var. Hı-hı. Diğerlerinin işleri biraz daha karmaşık ve zor gibi. Fed tarafında ise onlar biraz daha sanki artık yani bu Temmuz da yapacaklar. Ondan sonrasında Eylül ayı olasılıkları orada da işsizlik rakamlarından sonra birazcık arttı ama çok ben olası olduğunu düşünmüyorum. Avrupa İngiltere için biraz daha galiba zor ve karmaşık günler evet, bekliyor aslında olabilir. Aslında bu hani saymış olduğun bütün ülkelerin hani farklı kültürleri, farklı ekonomik dinamikleri, farklı borçluluk oranları işte çok çok farklı hepsi. Dolayısıyla hani bu gibi bir durumu farklılaşmayı görmemiz de normal gibi duruyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Burcu diyelim ve devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın. Seans ortası kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi emtia piyasalarını biraz konuşacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraber. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi haftaya önemli merkez bankalarının toplantıları var. Piyasalara yön verebilecek gelişmeler, açıklamalar gelebilir. Bunların başını belki de şu anda Fed çekiyor. Özellikle ons altın, spot altın dediğimiz zaman Fed'in açıklamaları belirleyici olabilir. Zaten gün içerisinde gelen veriler de biraz böyle yön veriyor gibi duruyor. Şu anda şu saatlerde ons altına baktığımız zaman 1963 dolarda olduğunu görüyoruz. 1980 dolarların üzeri bu hafta görüldü ama orada çok kalıcılık sağlamadı. Ne dersiniz? Hangi seviyeleri, hangi gelişmeleri takip ediyorsunuz? Spot altında başlayalım. Ons altın tarafında tabii ki özellikle Fed'in kararları önemli ama burada artık piyasanın Fed'in faiz artırımının sonuna gelindiği algısı oluştuğunu söyleyebiliriz. O yüzden de ciddi bir toparlanma gördük. Dolar endeksinin hızlı bir şekilde gerilediğini gördük ki uzun zamandan beri yüzlü seviyelerin altına geçmiyordu dolar endeksi. Yüzlü seviyelerin altına geçmişti. Her ne kadar bugün bu son iki gün bir miktar toparlasa bile. Bunun da etkisini ons altın tarafında gördük. Burada 1975'lerin üzerine 1975'lere kadar bir hareket gördük. Hatta 1980'lerin üstüne kadar bir hareket gördük. Şimdi bir miktar dengelenme yaşanıyor. Ben hala yatay piyasa içerisinde hareket edeceğini düşünüyorum ons altının. Çünkü artık faiz artırımları ons altın için fiyatlandı. Bundan sonraki dönemde artık faiz indirimleri olur mu? Faiz indirimleri ne zaman konuşmaya başlanır?
Bunun fiyatlamalarını bekliyor olacağız ons altın tarafında. Çok kısa vadeli 1950 seviyesinin artık çok güçlü bir destek haline geldiğini söylememiz mümkün. Ağırlıklı ortalamalar bu seviyeden geçiyor ki geri çekilirken de bu seviyenin oldukça önemli bir direnç olduğunu görmüştük. Düşüşlerde keza önemli bir destek olduğunu görmüştük. Yine destek olarak çalışacaktır burası. Bu seviyelerin altı görülür mü? Şimdilik çok fazla beklemiyorum. Tabii Fed'in faiz kararında çok fazla sürpriz beklenmiyor ama açıklamaların nasıl olacağı çok önemli. Bu ons altın fiyatlarında etkiye yol açabilir. Dolar endeksinde dalgalanmaya yol açabilir ama artık burada 1935-1950 bandının önemli bir destek seviyesi olduğunu, bu destek seviyelerinin aşağıya doğru kırılmasını çok fazla beklemiyorum ben. Faiz indirimlerini bekliyor olacak ons altın. Artık bu, o zamana kadar da yatay trendde salınımına devam edecektir diye düşünüyorum. Yükselişlerde artık 1975 seviyesi önemli. Üstünde 2000 seviyesi var. 2070 önceki gördüğü seviyelerdi, zirve seviyeleriydi. Bu seviyenin faiz indirimleri başlamadan geçilmesini çok fazla beklemiyorum. Bir süre burası yatay bantta dalgalanma devam edecektir diyebilirim. Bir destek için dediğim gibi 1950 seviyesi ön plana çıkıyor kısa vadeli olarak. Evet, 1950-1935 destek seviyelerine dikkat çektiniz ve faiz indirimleri fiyatlanacak. Yani orada fiyatlamaları bunlar gelmedikçe yeni bir zirve test etmek çok kolay olmayabilir dediniz. Bu anlamda tabii gözlerimiz çarşamba günü sözel yönlendirmelerde olacak Fed'den gelen. Ama belki de işte biraz daha uzun vadede Ağustos sonu gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısı burada gelecek döneme ilişkin bize nasıl mesajlar verecek bunları takip edeceğiz. Gram altın tarafına baktığımızda masa hani epey tahminde bulunmanın güç bir süreç olduğunu gözlemliyoruz. Dolar TL'deki hareketlerden dolayı orada tam 27 liranın altında seyreden bir dolar TL karşımıza çıkıyor. Bu hafta içerisinde bir miktar yeni zirveler yenilendi. Bu da gram altına da yeni tarihi zirveleri getirdi. Ne dersiniz, hani orada var mı herhangi bir tahmininiz? Biraz da tabii ki bununla beraber kur tahmininizi sormuş oluyorum ama ne dersiniz? Tabii ki dediğiniz gibi orada hem kuru tahmin etmek lazım hem de ons altının yönünü tahmin etmek lazım. Ons altın tarafında yatay bir trend bekliyoruz dedik. Aşağı salınımlar da olabilir belki ama 1935-1950 bandının aşağıya geçilmesini çok fazla beklemediğimizi de konuştuk. Bu noktada da döviz kurunda da aşağı yönlü bir seyir şu anda çok fazla beklenmiyor. Yukarı hareketler devam etmesi bekleniyor. Bu noktada da o zaman şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Gram altın tarafında her geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirilecektir diyebiliriz. Çünkü hem dolar TL kurunda hem de ons altın tarafında aşağı yönlü çok fazla bir hareket alanı yok. Yukarı marjlar daha yüksek. Bu nokta o zaman da gram altın tarafında da yukarı hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Çok kısa vadeli bakacak olursak burada 1680 seviyesi belki bir destek seviyesi olabilir. Bu seviyeler alımla karşılaşıyor gözüküyor şu anda. Buradan da yukarı yönlü hareketin devam etmesi gram altın tarafında bekleniyor. Tabii nereye kadar gider onu bir miktar daha dün Merkez Bankası kararını gördük. Dolar TL kurunun nereye gideceği aslında belirleyici olacak diyebiliriz. Ons altından ziyade, çünkü ons altın tarafında bir miktar yatay hareket olacak. Evet, bir son dakika gelişmesi var, onu izleyicilerimizle paylaşalım. Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararından beklentilerin üzerinde bir faiz artışı çıktı. 100 bas puanlık bir artırımla %8,50'ye yükseltildi. Beklenti %8 olması yönündeydi. Önceki de %7,5 seviyesi. Bunu da hatırlatalım. Rusya demişken aslında bu hafta başında tahıl koridorunun, o anlaşmanın sona erdiğini gözlemledik ve ilk tepki olarak tabii böyle buğday tarafında, buğday kontratlarında bir miktar yükseliş oldu ama sonrasında o primlerin geri verildiğini gördük. Acaba oraya dair, yani tahıl emtiasını etkileyebilecek gelişmelerin başında bu tahıl koridoru mu geliyor, yoksa El Niño etkisini de hesaba katmakta fayda var mı, ne dersiniz? Tabii ki kesinlikle burada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve tahıl koridoru anlaşmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü hem buğdayda hem de Mısır'da dünya ticaretinin %30'unu gerçekleştiriyor bu bölge. O açıdan da önemlidir. Eğer tahıl koridoru anlaşması devam etmeyecekse, ki piyasanın şu anki algısı bunun sadece siyasi bir koz olarak kullanıldığı ve tahıl koridoru anlaşmasının devam edeceği yönünde. O yüzden piyasada fiyatlamalar çok fazla olmadı bu yönde. Ama eğer burada gerçekten de piyasa tahıl koridoru anlaşmasının devam etmeyeceğini ve arzın sağlanmayacağını, buğday ve mısır arzının sağlanmayacağına inanırsa, burada yukarı yönlü ciddi fiyatlamalar görebiliriz. Bu bir risk unsuru olarak duruyor.
Diğer taraftan da baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi El Niño etkisi şu anda bütün dünyada görülmeye başladı. Örneğin bunu kakao fiyatlarında görüyoruz. Batı Afrika'da mevsim normallerinin üzerinde yaşanan yağışlar olduğunu gördük. Bu da kakao üretimini azaltan bir unsur. Bu da fiyatlarda yukarı yönlü hareketler oluşuyor. El Niño neydi peki? El Niño özellikle hava akımlarının değişmesiyle, su akımlarının, okyanuslardaki su akıntılarının, hava sıcaklıklarının değişmesiyle birlikte dünya genelinde görülen bir hava değişimi. Burada sıcak olan bölgelerde kuraklık seviyesine varan hava sıcaklıkları görünüyor. Yağış olan bölgelerde ise taşkınlara kadar, sellere kadar gidecek hava olayları görülüyor. Yani hava anomalisi oluşuyor. Bu da işte Batı Afrika'da yağışlarla çok yüksek yağışlarla birlikte kakao üretimini azaltan bir unsur. İşte baktığımız zaman Brezilya'da ise rekolteyi artırıcı etkisi oluyor. Neyi? Kahve rekoltesini artırıyor örneğin. Kahvede üretim fazlası oluşuyor. Bu da kahve fiyatlarını aşağıya çekiyor. Bunu dünya genelinde bu sene çok fazla görüyor olacağız. Birçok tarım emtiyasında bunun etkisi görülüyor olacak. O yüzden de yatırımcıların bu konuda dikkatli olmasında oldukça fayda var. Birkaç aydan beri uyarıyorum zaten yatırımcıları ve şirketleri de, yani ham madde olarak kullanan şirketleri de, bu sene risk alınacak bir dönem değil. Tarım emtialarında mümkün olduğunca hedge enstrümanlarının kullanılması gereken bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Evet, peki şöyle bir, yani mesela bir emtia sepeti tavsiyesinde bulunsanız, en böyle içerisinde neler katardınız, nasıl bir yüzdesel oranda şu anda bir portföy hazırlardınız? Yani orada tabii hani böyle farklı dinamikler de var. Tahıl farklı fiyatlanıyor. Endüstriyel tarafta biraz daha resesyon fiyatlamalarının olduğunu görüyoruz. Yani böyle hani nasıl bir dinamik oluştururdu, sizin portföyünüz nelerden oluşurdu? Tabii ki yani onu şöyle bakmak lazım portföyü oluştururken. Bu sene yani artık faiz artırımının sonuna geldik. Peki ne olacak bundan sonra? Resesyon yaşanacak. Belki bir miktar ekonomiler yavaşlayacak. Sonrasında resesyondan çıkış fiyatlamaları başlayacak. Böyle bir dönem içerisindeyiz. O zaman ben yatırımımı öncelikle resesyondan çıkış nerede gerçekleşir? İlk fiyatlamalar nerede gerçekleşir? Ona bakarak yaparım. Bu noktada da benim birkaç ayından beri de söylüyorum zaten. Endüstriyel metaller tarafı resesyondan çıkışın fiyatlanacağı yer. Burada da bakır ve yenilenebilir enerji, elektrikli araçlarda kullanılacak enstrümanlar ilk fiyatlamalarının olacağı yerler. O yüzden de öncelikle portföyüme bir miktar bunlardan koymayı tercih ederim. Yani bakır, nikel, kurşun, lityum gibi emtialarından bir sepet oluştururum öncelikle. Diğer taraftan tarım emtialarında bu sene risklerin oldukça fazla olduğunu söyledik. Özellikle burada olumsuz etkilenecek bölgeler neresidir ve burada hangi emtialar üretilir, hangi emtialar çıkartılır, ona bakardım. Burada da biraz önce bahsettik, kakao tarafı ön plana çıkıyordu diyebilirim. Resesyondan çıkışı konuşuyoruz tarım emtialarında dünya genelinde. O zaman bir miktar portföyüme pamuk da almayı tercih ederdim. Çünkü eğer resesyondan bir çıkış olacaksa ekonomik verilere duyarlı olan pamuğun burada fiyatlama yapabileceğini, tarım emtiaları tarafında fiyatlama yapabileceğini söylememiz mümkün. O yüzden portföyde bir miktar pamuk da bulundurdum. Ayrıca unutmayalım, El Niño'yu konuşuyoruz. Hindistanlar, sel taşkınları burada pamukta beklenmedik. Üretim azalmalarına yol açabilir. O zaman burada pamuk bir faktör olarak portföyün içerisinde yer alması gerekir diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii kıymetli metaller tarafında mutlaka portföylerde, emtia portföylerinde bulunması gerekir. Burada da soru şu, altın mı almalıyız yoksa gümüş mü tercih etmeliyiz kıymetli metaller tarafında? Burada da özellikle resesyondan çıkış fiyatlaması nedeniyle gümüşün altına göre bir miktar daha ön planda olacağını, altın gümüş rasyosunun bu sene 70'li seviyelere, hatta daha altına gelebileceğini düşünüyorum ki şu an kadar baktığımız zaman 80'li seviyelere yakın bir seviyede. O zaman burada kıymetli metaller tarafında da gümüşün portföylerde yer alması önemli. Çünkü resesyondan çıkış fiyatlamasıyla beraber dolar endeksindeki düşüş, faizlerdeki belki faiz indirimlerinin konuşulmaya başlıyor olması, ki kıymetli metallerde yukarı yönlü hareketler faiz indirimleri konuşulmaya başladığı zaman olacaktır. O zamana kadar yatay hareket göreceğiz. O zaman burada gümüşün de önemli bir aktör olacağını söyleyebiliriz. Portföyler tarafında hem de güvenli liman özelliği sebebiyle bir miktar savunmacı portföy olarak da
yer alması gerekecek portföyün. Ben bu tarz bir portföy oluşturdum diyebilirim. Evet. Şimdi hani faiz artırım sonuçlarının da sona gelinmesi, bir yandan bu resesyondan çıkış fiyatlamaları adeta anladığım kadarıyla emtia piyasalarına bir böyle Superman etkisi veriyor gibi, hani bir kurtarıcı gibi yetişiyor gibi duruyor. Biraz daha pozitif bir seyir karşımıza çıkıyor. Son olarak bir de petrolü ele alalım isterim. Orada da Brent petrolde şu anda baktığımız zaman 80 doların üzerindeki hareketleri görüyoruz. Hangi seviyeleri, hangi gelişmeleri takip ediyorsunuz? Burada tabii ki özellikle OPEC tarafındaki gelişmeler önemli. Diğeri de Çin tarafındaki gelişmeler önemli. OPEC neden önemli? Çünkü OPEC'in petrol fiyatlarını yüksek tutmaya çalıştığını biliyoruz. Yüksek tutmak derken de burada 75'te seviyelerin altında bir petrol fiyatını çok istemedikleri bir gerçek. Hatta 80 dolar seviyesinin altında bir Brent petrol istemedikleri gerçek. Bunun için de çeşitli açıklamalar geliyor. İşte daha fazla kesinti yaparız açıklamaları da geldi. Bu da petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketler görülmesine yol açtı. Diğer taraftan Çin talebinin düşük oluyor olması yukarı yönlü hareketlerin de sınırlı olmasına yol açıyor. Yani bir taraftan resesyon, bir taraftan Çin talebinin düşüklüğü 85-87 bandının yukarı geçilmesine engel olacaktır diye düşünüyorum. 82 seviyesinde 200 günlük ortalama var teknik anlamda. Bu seviye geçilirse belki 85-87 seviyesine gidebiliriz. Bir de tabii dolar endeksinde gerileme vardı, resesyondan çıkıyoruz diye portföylerde yer bulmaya başlıyor ama ben bunun çok da gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani yukarı yeni bir trend oluşturmasını çok fazla beklemiyorum. Çünkü petrol gelecek fiyatlamasını daha az yapan bir emtia. Günlük verilere daha duyarlı, günlük talebe daha fazla duyarlı bir emtia. Bundan dolayı da resesyondan çıkış fiyatlamasının en son gerçekleşeceği emtialardan bir tanesi. Biraz önce konuştuk. Hangi emtiayı portföy alırız diye almayacaklarımdan bir tanesi petrol diyebilirim. Neden? Çünkü dediğim gibi resesyondan çıkış fiyatlamasının en son görüleceği emtialardan bir tanesi. O yüzden de ben yatay kanalın devam etmesini bekliyorum. Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Yatay kanalımızda yukarıda 85-87, aşağıda 70-72 bandı. Bu band içerisinde gelen haberlere göre aşağı veya yukarı salınımına devam edecektir diye düşünüyorum ama yüzlü seviyelere doğru yeni bir yükseliş trendi başlatmasını çok fazla beklemiyorum petrolde. Kısa vadede ise 78,5 seviyesi önemli bir destek. Yukarıda da 82 direnci var diyebiliriz petrolde. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için, değerli görüşlerinizi, beklentilerinizi paylaştığınız için emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle beraberdi. Şimdi seans ortasında kısa bir ara. Seans ortasıyla yeniden karşınızdayız. EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Melish, Bloomberg HT Araştırma Analisti Çağlar Kuzukluoğlu'nun sorularını yanıtladı. Türkiye'deki yeni dönem ekonomi politikalarını değerlendirdi ve rasyonel bir ortama dönülmesi finansal sektör için olumlu dedi. Bu haberle biz seans ortasını noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi son iki hafta içerisinde bazı para aktarımları gerçekleştirdiniz bir proje çerçevesinde. Biraz projeden bahsedebilir misiniz ve acaba bölgeye nasıl bir hatlama getirecek? Evet, 600 milyon euroluk bir ortak Türkiye'deki ortak bankalara sağlıyoruz ve orada depremden etkilenmiş bölgelerde kendi müşterilerine verilebilecek bir meblağ. Bunlardan birinci adımı kısa vadeli bir rahatlama getirecek ve bu da şu demek oluyor: sermaye tarafında özellikle KOBİ'ler için ve aynı zamanda bireyler için. İkinci adımsa potansiyel olarak biraz daha uzun vadeli finansmana ihtiyacı olacak. Örneğin işte yeniden yatırım yapmak isteyenler, kendi şirketlerini, evlerini yeniden inşa etmek isteyenler olacak. Ekonomik faaliyetleri canlandırmak için olacak. Yani bu çerçevenin iki adımı var, iki bacağı olacak. Birisi kısa vadeli, ikincisi daha uzun vadeli. Peki acaba daha fazla bunlardan beklemeli miyiz? Evet, bekleyebilirsiniz. Çünkü toplam 600 milyon euroluk bir paketten bahsediyoruz. Bunun anlaşması bu yıl içerisinde gerçekleşecek ve umuyoruz ki önümüzdeki pakette gelecek yıl gelecek.
Evet, Türk yetkililerin biz 2 yıldır son gelişmelerini takip ediyoruz. Biraz da ortodoks politikalardan bahsetmeye başladık. Türk yetkililerden ortodoks politikalara dönüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, aslında rasyonel politikalar dediler kendileri, öyle değil mi? Evet, biz bunları çok iyi karşılıyoruz. Bence bunlar gerekliydi. Biz bunların önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin bu konuda son dönemde atmış olduğu adımları gerçekten önemli ve bir taraftan faiz artışları da Türkiye ekonomisinde olan güveni canlandıracak. Türkiye ekonomisi çok güçlü bir ekonomi, güçlü alanları var ama aynı zamanda biraz daha güvenilir makroekonomik politikalara dönüş de bu olabilir. Enflasyonun düşmesi olacak. Tabii ki bir girişimci olarak şu anda kredi almanız çok güç ve yeteri kadar fon yok ve maliyetler de çok yüksek. Yani eğer burada düşük faiz ortamına ve düşük enflasyon ortamına gelirseniz uzun zaman insanlar biraz daha fazla biriktirebilir ve biraz daha ekonomi daha iyi olabilir. Peki finansal sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Özellikle belki de buradaki risklerden ve fırsatlardan bahsedebilirsiniz Türkiye bankacılık sektöründeki bankalardan. Bence bankalar çok güçlü. Burada son 2-3 gündür müşterilerimizle buluşuyorum, bir araya geliyorum. Ve gerçekten de duyduklarım içime su serpti. Çok büyük bir adaptasyon kapasitesi olduğunu biliyorum. Ama son birkaç yıl içerisinde aslında bu değişen ortama adapte olmaya çalıştılar. Kendi enerjilerini biraz daha müşterilerine harcamaktansa bunu yapmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla rasyonel bir ortama geri dönülmesi finansal sektör için de olumlu bir ortam oluşturuyor. Ve orada müşterilerinin isteklerine, ihtiyaçlarına odaklanabiliyorlar. Peki para politikalarından bahsedersek Türkiye'de, acaba Türkiye'de bankaların etkileri ne olabilir? Örneğin işte biz şu anda para politikalarına odaklandığımız zaman özellikle de belki de faiz oranlarıyla alakalı ya da kısa vadeli atılabilecek adımlarla ilgili görüş bildirebilirsiniz. Evet, gerçekten bunlarla alakalı yorum yapmak gerçekten çok zor. Farklı pek çok önlem alındı. Ben yani burada farklı makro ihtiyati atılan 300 adımdan bahsettiklerini duydum bana müşterilerin. Yani bütün bunların hepsini nasıl normalize edebilirsiniz? Gerçekten çok çok güç bir süreç. Bunların hepsini anlıyorum. Bununla ilgili etki çalışmaları tabii ki ve rasyonel politikalara dönüş, bunların hepsi yolda. Bunlar gerçekleşiyor. Aynı zamanda faiz artışları da gerçekleşiyor. Ve burada atılan önlemler, onları biraz rasyonel dışı yapabilmek gerçekten de potansiyel olarak Türkiye ekonomisi için iyi değildi. Ve bunların rasyonel bir yapısal bir şekilde geriye dönülmesi gerekiyor. Ve biz artık Merkez Bankası'na ve yeni ekonomi yönetimine bunu yapacakları konusunda güveniyoruz. Her EBRD'nin rolüyle devam edelim Türkiye'de. Türkiye sizin için ne anlama geliyor? Biraz daha böyle geniş perspektiften baktığınız zaman ve sizin finans sektöründe yaptığınız yatırımların öncelikleri neler? Evet, öncelikle Türkiye bizim için en fazla operasyon yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Biz 1999'da kurulmuştuk. Türkiye bizim ortaklarımızdan birisi oldu. 2009'da Türkiye'de operasyon yapmaya başladık ve şu anda en büyük faaliyet gösterdiğimiz ülke. Ve biz burada bankaları çok aslında karmaşık bir yapıda kaldırıcılı hale getirmek istiyoruz. Ve bunu işte örneğin ekonomiyi canlandırmak için yapıyoruz. Ve bunu işte daha yeşil bir ekonomi yapmasını istiyoruz. Aynı zamanda bankaların daha yeşil olmasını yapmaya çalışıyoruz. Örneğin işte Paris Anlaşması çerçevesinde kendi bilançolarını getirebilmek için daha fazla katkı. Yani ben şunu hatırlıyorum, 10 yıl önce mesela EBRD'nin kadın girişimciler için yapmış olduğu projelere desteklemiştik ve bu aslında çok büyük bir program olmaya devam ediyor EBRD'nin Türkiye'de yapmış olduğu ve sonrasında o kadar büyük bir başarıya imza attık ki 18 farklı ülkede bunu uygulamaya koyduk Türkiye'de başarılı olduktan sonra. Aynı zamanda dijitalleşme konusu önemli. Bunlar bizim 3 önceliğimiz Türkiye'de ve biz aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz, yani maalesef bu yaşanan depremden sonra 4. bir önceliğimiz de oldu. Bu da işte bu yıl ve gelecek yıl deprem bölgesine yaptığımız yardımlar. Evet, yeşil ekonomi konuştuğumuz önemli konulardan bir tanesi son dönemlerde. Acaba finansal sektörün iklim tarafında, yeşil tarafındaki dönüşümleri nasıl görüyorsunuz? Ve yeşil fonlamaya acaba Türk bankaları tarafından bir iştah var mı?
Evet, kesinlikle iştahın olduğunu söyleyebilirim. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü eğer finans sektörünü siz orada yeşilleştirmezseniz o zaman iklim değişikliğine karşı savaşı kaybedersiniz. Bu anlamda gerçekten hem büyük şirketler hem girişimciler gerçekten çok önemli. Onların, büyük şirketlerin sermaye iletişimleri daha kolay ve burada finansal sektörde bunu yeşilleştirme yaptığınız zaman, daha yeşil bir ortamı yaptığınız zaman o zaman daha fazla başarı kalabilirsiniz. Çünkü biz şu an iklimin değişikliğini görüyoruz. Sıcak hava dalgaları geliyor. Daha önceye kıyasla çok daha fazla geliyor ve uzun süre bizimle kalıyor. Dolayısıyla bunların hepsi çok gerçek ve buradaki riskleri fark etmezseniz ve finansal sektörler bunu fark etmezse o zaman burada daha kötü bir durum oluşabilir. Ve bu noktada da bankalar daha fazla yeşilleşiyor.